Tamam. Günaydın, günaydın. Ama bize daha pek bir gün aymadı arkadaşlar. Bekler misin beni 2 saniye? Gel buraya. Dur bir. Abi bir şey indirecek, onu alalım. Sonra abimizin gelmesini bekleyeceğiz. Sinek geliyor değil mi anneciğim? Sinek. Sineğe git de git. O da var ya, hakikaten senin kafanda dolaşıyor ha. Allah'ım ya Rabbim. Tut elimi. Tut, gel şuraya oturalım. Hakan'ımın dersten çıkmasını bekliyorum. 3-4 dakika kadar çıkar büyük bir ihtimalle. Diğer çocuklarımız derslerle çıktılar. Süleyman, nasılsın? İyi misin? Müzik mi yaptın sen aşağıda? Sesler senden mi geliyordu? Müzik yapmışsın, çok güzel duyduk. Şarkı mı söyledin? Aferin sana. Önder Bey, Hakan'a kendine zarar verilmemesi gerektiğini öğretiyor. Parmağını sıkmamasını, vurulmamasının kendini ifade etmesini öğretiyor şu anda. Son 2-3 derstir. Bunları öğretelim. Hakan, sen neden ağlıyorsun? Buradayım. Buradayım. Bana bakarak konuşuyorsun. Heh. Sen neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Ağladı. Ama ağlama, tamam mı? Buradayım. Tamam mı? Tamam. Buradayım. Buradayım. Ağlayacak mısın? Tamam. Bak dersimizi yapıyoruz. Anneye gidiyoruz, tamam mı? Evet, konuşurken birbirimize bakıyoruz. Aferin oğluma. Konuşurken bana bakacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Bravo, güzel konuşuyoruz. Ağzını açarak konuşacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Heh. Şimdi buradan nereye gideceksin? Anneye gideceğim. Biraz yüksek sesle söyle. Nereye gideceksin? Buradayım ben Hakan. Arkana yaslan. Heh, güzel otur. Aferin oğluma. Şimdi dersimiz bitti. Nereye gideceğiz? Anneye gideceğiz. Heh, anneye gideceğiz. Bravo. Sonra neye bineceksin? Sonra neye bineceksin? Araba bineceğim. Heh, arabayı kim sürecek? Buradayım, 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 orada değilim, buradayım. Sonra arabayı kim sürecek? Arabayı kim sürecek? Sürecek. Arabayı kim sürecek, kim? Araba sürecek. Ali abimi, Kerim abimi. Merve'ye gidiyorum arkadaşlar, sonunda. Merve'nin boş bir zamanı olduğu zaman... Ben bana uymuyor. Benim zamanlarım Merve uymuyor derken tırnaklarım inanın ki berbat oldu. Öyle böyle kötü değil. Yani sizler de görüyorsunuz ki ben şuna bak. Nasıl çıkmış görüyor musun? Gideyim Merveciğim yıkamışken tırnaklarımı düzelttirivereyim.
Babacığım ona çıktığımı söyledim. Markete bile gitsem diyor. Lavra markete hediye gidiyorum diyor. Anladım. İnanılmaz bir sıcak var. Şuradan şuraya geliyorsunuz ve yanıyorsunuz. Berbat. Berbat. Merve'den çıktım. Ay bir de kapıya çalışsam. Eve geldim. Şurayla apartmanın ısısı hava sarısı da bayağı bir derece oynuyor. Apartmanın içi bile dışarıdan gelen farklı insanın inanılmaz derecede güzel gibi iyi geliyor. Yani rahatlatıyor. Ay. Kavuşsun ama. Evet. Çok mu giriyor kavuza? Evet. Yani teyze güneş kremi falan sürsün. Sürüyor. Ama. Evet, zaten esmer bir tenin vardı. Birazcık daha, bir tık daha yanmışsın teyze. Çok güzel. Hafta sonu karavanları yeri bol bol D vitamini. Denize gidebiliriz diye şöyle deniz malzemeleri. Ben bakayım şöyle. İsmail de için köye gidiyor arkadaşlar. Köyde biraz vakit geçirecekler. Oluyor mu sana? Oluyor, çok iyi oluyor. Ya bu geçen sene sana çok güzel oluyordu İsmail. Ama bu sene daha hiç denemedim. İstersen bir dene. Ben şey yaptım ya, geçen sene bu sene giydim ya. Ha giydim, tamam. Sabah giderken giymiştim. Tamam, sen giydim diyorsan sıkıntı yok. Bir de olmazsa onları da şey yapma bak. Rahatsız etmesin. D vitamini diyor da teyzeciğim, D vitamini de saatleri var. Gündüz 12'de alınan D, şey, güneş ışığı D vitamini değil, zararlı. Çift kanser oluşturabilecek bir ışık. Hiç çıkmamamız gereken bir şey. Gerçekten o şey saatlerini bilmen lazım da şu anda direkt vuran bir şeyde, kaçına vuran bir ışık şeyde, güneş ışığı da D vitamini değil. Dikkat et kendine. Antalya'da yaşayıp da D vitamini eksikliği çeken herkes. Herkes D vitamini eksikliği çeker. Antalya'da herkes... D vitamini eksikliği vardır hani hepimizde. Ben şey onu tam tersi anladım o yüzden. Yok yok, D vitamini eksikliği de çekiyoruz yani şimdi. Sucuk, şortları. 2, 3. Kaç gün kalacak ben tam bilmediklerimizden, bilmediğimizden sonra. 5, aynen. Kalırız mı herhalde ya? Aynen, zaten hafta sonuna bir yerlere çekilmişiz karavanla. Zaten bir hafta garanti oradasınız. Aynen öyle. Bu kesin. Kesin gezin. Tatil sizin bu. Şunları da koyuyorum sırayı. Dediğim gibi diş fırçam, diş macunum. Orada. Orada. Evet, yerlerini de biliyorsunuz. Şunları da alayım ben. Şunları da alayım ben. Telefonu zaten unutmazsın. Olmazsa olmazsın. Kulaklığın. Kulaklıktan başka var mı? Getir bakayım da. Var da. Getir sen. Oradaki bütün kulaklıkları bana getir. İşte ben sen bana. Hepsi bozdu teyze. Hiç sağlam kulaklık kalmadı herhalde, biliyor musun? Bitter çikolatam benim. Ejim benim telefonumda bitter çikolata diye kaydı. Tam bitter çikolata olmuşsun Ejina. Evet. Hepsi bu mu? Evet. Getir bakayım bana. Şu beyazda titeçli sıkıntı var. General Mobile. Bunda sıkıntı var mı? O şey şarj yok mu sadece? Onun dışına göre. Çalışıyor yani. Hı hı. Ejim Bluetooth kulaklık ister misin teyzeciğim? Olur. Bu çalışan Bluetooth kulaklık. Bunun girişi. Girişinde şeymiş İsmail. Buna şarj aleti getir. İnce mi? Evet, ince. Bende var ince şarj aleti. Var mı? Hı hı, var. Tamam. Hiç olmadı, bende de var. Sen de bunu yerine koy. Bunu ben bir garantiye götüreceğim. Bu çalışmıyor çünkü. Diğerinde bunda ne var? Bu da çalışıyor ama işte. Kapakta sıkıntı var. Kapağı kırık. Düştü bir yere. Aslında çok da bir hasar yokmuş. Yok, aslında normalde kulaklıklarda bir hasar yok. Bak onun bir şeylerine bir bak. Kulaklığına bak teyzeciğim. Bir dene kulağına. Bir de buna bak istersen. O da daha iyi oldu. Ha, bunu şey kapak kısmını aslında bir... Olmadı. Onun da ikisinin de şarj yok. Fark etmez. Sen hangisi? Var mı arada? Ben kullanmıyorum. Ben ikisini kullanırım. Yok, ben hiçbirini kullanmıyorum teyzeciğim. Ben şeyle kablolu kullanıyorum da o yüzden. Sen o zaman bunu alma, zaten bunu gösterge paneli de çıkmış. Teyzeciğim gösterge paneli de çıkmış. Evet, burası bak.
Çünkü şu an farkında değil. Alayım. Bunları tekrar koy. Şu anki kullandığı kulaklık aynı olduğundan dolayı hani herhangi birisi arıza verirse bunu kullanabilirsin. Evet, ikisini de kullanabilirsin. İnci hoş. Ama onun şarjı yok teyzem. İstersen şimdi git ben şarj atar. Takayım. Sen de teyze. Ne demek teyzeciğim? Bu da yuvarlak gelişti. Artık her şey geneli yuvarlak gelişti. İsmail'cim çantam hazır. Her şeyini koydum. Al bunu anne, boş odaya koy. İyi ki hatırlatmışsın, ben de şey yaptım. Baktım, ben de şarj ettim. Dur, bunu da vereceğim. Bunu da götüreceksin. Hani belki karavanla bir yerlere gideceğiniz zaman şu küçük çantayı hazırlarsın, şey çantanı, kıyafetlerini. Kabul ettik. Şarj aletleri olsun ama. Yok, bunu şu an telefonun aynı yerde de. Teyzenizi üzmeyin. Üzmeyiz. Tamam mı? Niye üzmeyiz? Yani yine insan şey oluyor böyle, hani böyle bir tembihlemek geliyor içinden ama koskoca çocuk oldular, ağır oldular, adlı oldular ama insan yine içinden şey uyarısı geliyor. Evet, insan şöyle bir içinden yine de bir uyarmak geliyor. Bak ne güzel, kendisi de söylüyor bir uyarısı geliyor diye. Ya icrikin de şarjı takın burada isterseniz. Taktım teyzem. Takmadım çünkü galiba şarj etmedi. Dur, İsmail'i kere getir bakayım şarj aletini. Şey, kulakları getir. Kulağım vurdu. İyi mi? İyi. Dur bakayım. Şarj et. Daha önce önleri bir şarj oldu. Var mı? Yanıyor diyeceğim de bu. Şunun kafası sıvıyor işte biraz. Hı, İsmail seninki şarj oluyor, tamam. Bence bunu şuraya alalım, orada denk. Dur bir saniye önce. Şimdi bu şarjı bulmadım da anlayacağız. Bakayım şu kafaları değiştireyim. Sen şu kafaları birleştir bakayım, senin kafan tutuyor. Yok, bu kafayı da orası. Orada kafalar var. İsmail, sen bu kulaklığı hiç kullandın mı? Bir kere kullandım, şarj ettim, kullandım. Çalışıyordu gayet iyi. Ve şarj doluyordu. Başka kablo var mı ince uçlu? PlayStation'ı var, getir. Mesela 12 uzun bayağı. Ha, bunu getir bakayım bir. Siz gidesem daha biz bunu şarjı takalım teyzeciğim. Aynen. Arabada şimdi. Ben işte kendisi daha iyi müzik dinliyor. Değil mi? Hı. Herkes şeyine göre müzik dinliyor. Zevkine göre. Zevkine göre izleniyor. Herkes kendi kuşağına göre tabii ki müzik dinliyor. Bunlar zevk şu olduğundan dolayı bizi pek dinlediklerimizi sevmezler. Hiç gözükmüyor zaten bizde. Bak. Gençim uzadın mı kız? Gel bakayım bir boyuna bakayım. Oy, 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 ben daha uzun. Sağ ol Ejri. Hayır, aynı boya gelmişiz diyorum. Teyze ben daha uzunum diye. Çok güzel, sağ ol ya. Ay, evet ya. Şu anda kendimi bir tek uzun hissettiğim Hakan var, onun dışında hiç biri yok. Hepsi şu anda bizim. O zaten büyüyünce maşallah. Hepimizi boyunca geçiyoruz. Evet. Şu anda en uzunuz Hattan abi. Hattan abini bile geçecek. Geçecek yani o. Geçecek yavaş, yavaş. Sakin. Hiç aceleyim yapalım. Bunu o zaman buraya takmayacağım ben. Bekle bakayım. Geç bakayım. Çok güzel. Sağ ol Ejri. Yerle bir ettin. Boyunun bir tık daha ne kadar kısa olduğunu daha iyi anladık yine. Anneannem en uzun. Evet. En uzun Ebu teyze. Evet. Annem? Annem senden biraz uzun. Kız en kısa ben miyim? Çocuklar evet, için evet. Sen çok şu. Ne yazık ki. Hayır, kız anneannem oldu işte. Anneannem, evet, anneannem ben. Annem, Ebu teyze. Evet.
Ne yapalım, yapacak şu. Ejim burada şarj olsun teyzeciğim. Şu şarjı burada kalsın. Bilmiyorum. Oluyor. Aa bak oluyor. Tamam. Onun şarjı %0'a düştüğü için herhalde o. Olabilir. Şey yaptı bak şu anda oluyor. Bak şarj olacağı zaman da şu yanıyor yani bak. Görüyor musun? Evet. Tamam burada şarj olsun teyze. Unutmayalım o kulaklıklarımızı, tamam mı? Tamam şey var. Sos söylememiş. Hazırlı sosun üzerine makarnayı ekleyin ve kısmını işte iyice karıştırdıktan sonra bak boş tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Tereyağı erittikten sonra bir çay bardağı sütü ilave edin ve kutunun içindeki peynir sosu karışımını dökün. Tereyağı, süt ve karıştırıp sosun çözülmesini. Sağ ol. Oku teyzeciğim, gözüm görmedi şu anda. Boş tencereye bir yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Tereyağı erittikten sonra bir çay bardağı sütü ilave edin. Kutunun içindeki peynir sosu karışımını dökün. Tereyağı, süt ve tozu karıştırıp sosun çözülmesini sağlayın. Tamam. Biz en güzeli bu iki paket yapalım. İşimizi rahatlıkla alalım. Evet. Öyle oluyor, yiyelim. Vallahi yaz aylarında yiyebilecekleri bir tip makarna var. İnsan dışarı değişik oluyor. Şey var mı, süt var mı? Yok galiba. Yok mu teyzeciğim? İsmail, sana market yolları gözüküyor anneciğim. Evde süt yok. İsmail beze yapmıştı. Aa evet. Onun çok eğlenceli geçmişti. Hayatını görüyorum. Ya teyzeciğim bizde de kal. Bak İsmail dedi köyden geldikten sonra. Gelirim kalırım evet. Beraber vakit geçirsiniz yine beze yaparız, kurabiye yaparız, tatlı yaparız. Evet tatlı yaparız, ne istiyorsanız yapar. Hatırlıyorsanız sizle beraber belirli başka bir şeyler daha yapmıştık. Evet bir sürü şey yaptık. Şey karantina döneminde de pandemi döneminde. Evet ama pandemi dönemimiz bizim güzel gelişti. Evet. Çocuklarla beraber çok güzel bir pandemi geçirdik açıkçası. Hiç ama hiç sıkılmadık. Evet zaten. Hep beraber güzel bir şeydi. Sen de etkinlik kitabı almıştın. Her gün onlar bir şeyler yapıyordun. Benim etkinlik kitabı ne zaman aldım biliyor musun? Hı. Beyza'ma 2-3 yaşındayken gazete şey, kumlardan da yüklemiştik. O duruyor. Sen de altı kitabı bir gibi olabiliyorsun. İki tane. Şey, bir şeyler vardı içinde. Hani bir kez kral tercih yaptığımızı hatırlıyorum bir. Hı hı. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Bir kral tercih yaptığımızı. Evde. Evde mi? Hı hı. Dur bekleyin. Makarnamıza peynir sosu hazırlayacağız şimdi. Ama tabii ki de makarnada çıkan hazır peynir sosu. Şu anda ekleyeyim. Yaksın. Sen bunu iyice bir özleşti içinde. Ondan sonra makarnayı içine dökelim. Şöyle 1-2 dakika daha bir karıştıralım onları. Topaklanma yapmıyor değil mi teyze? Yapıyor. Yapıyor mu? Hızlıca karıştır o zaman. Topaklanmaya engellerse. Sen seviyorsun canım mutfakla uğraşmayı. Annenin de aynı. Evet. Annem zaten mutfakta yemek yaparken de ben hep gidiyorum, izliyorum hani. Yardımcı oluyorsun değil mi? İşte. Evet. Çünkü meraklıyım biraz. Ben sana şunu çok küçük bir geçelim mi? Şunu hızlıca hop geçtim. Bak şimdi karıştırdım teyzeciğim. Bu kadar değil mi? Başka bir şey kalacak mı? Yok. Tereyağı, süt, peynir. Bu da zaten hafif koyulaştı. Şunu da bunun içine ekleyebilirim. Makarnamızı. Karıştırıyorum. Evet. Şöyle 2-3 dakika onunla şöyle bir karışsın. Ben tabaklarınıza yardım size. Güzel gözüküyor. Peynir sosu bence çok güzel gözüküyor. Evet. Şöyle
çıkmış bu. Tuzu koyulaştın birazcık. Hı hı, koyulaştım. Afiyet olsun size. Seviyorum her ikinizde. Ben 2 dakika aşağı yanıyorum Yeren ablaya. Tamam. Gelirim biraz sonra, tamam mı? Bir işimiz vardı. Size tekrardan afiyet olsun. Hadi görüşürüz anneciğim. Gelirim biraz sonra ben de. Çok sıcak. Allah'ım Allah'ım. Buranın var ya sıcağı. Şu camın yaratmış olduğu sera etkisi diyeyim ben sizlere. Berbat berbat. İnanılmaz derecede hiç sormayın. Nihal ablacığım bugün ritma tahtırdı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Takılırken ben de yanındaydım. İyi oldu ya. Arıtma gerçekten bir yandan da çok ama çok iyi. Biliyorsunuz hikayesi sürahi kullanıyordu. Neydi? Vitrite sürahi. O sürahileri de filtreleri var ya aldı başına gitti. Hatta ben arıtma takmadan önce bana da söylemişti. Sürahi de taktı. Sürahi de alabilirsin. O da çok güzeldi ama bana sürahi yetmez tabii ki de. Bize sürahi yeter mi? Yetmez. Ay sıcak. Sabah bana mı söylüyorsun desene. Evet ya da dermiş ki her yerimde bakıyor. Affedersin Belgin ama küfür mü ediyorsun bana? Ne diyebilirsin tabii ki de. Nihal ablacığım yine olmuşluğun bir çarşamba pazarı. Evet. Şuraya bakar mısınız? Dağınıkla. Gel Gönül ablam gel. Gel, su mu alacak? Gel gel, al suyunu sen al. Şu elimde. Kadıncağıza. Kendi evet. Evinde kadını hapsediyoruz. Yok, nasıl oldu Gönül abla, iyi misin? Vallahi. İyiyim. Sıcaklar mahvediyor. Ben de suyumu koymuştum. Evet. Bana sıcak demeyi bugün, Allah rızası için. Benimle dalga geçmeyin desene. Ne yapacağım, salata kurtucuğum bu. Evet. Ha şu tepesinden kaldı biliyor musun? Aa, atıyorum, kullanmıyorum. Atıyor mu bu? Şeyini aldım. Hani süzgeç olarak dedim, kullanırım. Nerede dur şurada? Dur olur mu? Şu. Bu mu, böyle mi bu? Evet. Onun içine koyuyorsun. Ama ne bileyim ben, bana da çok mantıksız geliyor. Ben uğraşmıyorum, kapağını atıyorum. Şeyini kullanırım dedim. Dur. Bunu atacaktım, bunu alacaktım. Yandım sana. Benim kafa da bir anda gitti. Kafa gitti. Evet. Nasıl arıtacaksın? Başlarda şey yaptın mı? Çalışmaya başladım. Şey aldım. Ama bu nefes böyle. Şey sesi diyorum. Bak benim verdiğim huniyi yere atmış. Atmadım, çekmecedeydi. Çekmeceyi boşalttım. Bak çekmeceyi temizliyorum. Niye lan? Ben bu huniyi büyük diye aldım. İnternetten şey aldım kendime. Bu ne? Lavabo. Yok. Huni almadım kız. Lavabo açacağı aldım ya ben. Lavabo açıcıyla beraber geldi. Bu. Bunları bir lavabo açıcıyla geleceğim. Tamam tamam. Bakar mısın Huni'nin büyüklüğü? 3 tane geldi bana. Allah. Artık bu. Bunu nerede kullanırsın? Ay yapış yapış. At lavabonun içine. Çıkardım, her şeyi yıkıyorum zaten. Yok hayır, bu şey denir herhalde. İlk defa yıkanacağından dolayı. Çeşme de çok güzel bunu Yer abla. He? Yer abla çeşme de aldı arkadaşlar. Baksana pastakileri çıkarayım dedim. Silikonları attırdım. Silikon almak durumundayım. Aa silikon ben de alacağım Yer abla. Benim de bu konuda çıkıp almıştık beraber. Şey yapalım. Ben de sana var ya komple bütün silikonları sök. Sökeceğim. Oraları bir dediğin gibi. Ay pardon özür dilerim. Şöyle. Bak ne kadar şey yapıyor. Diğer çeşme bence paslı olduğu için.
ama bu normal yani, şey değil tabii ki de. İyi günlerde kullanıyor ama gerçekten sana dediğim gibi hani alınan şey hakikaten de öyle ya, ben şey bak. Alınıyor, iyi oldu. Hayır baksana lavabonun içi çatlak, orası da çatlak. Hayır. Matlab bir vursa seni zaten tezgah gidecekti. Tezgah gidecek, şey demiyorum ben, çeşmeyi demiyorum ben. Bu açıcı istiyorum. Kapalı ağzı. Bak tam olmuş. Evet. Benim üstü öyle oldu, iyi olmuş. Diğer ablacığım İhlas'ın Avro Selibol. Tabii benim de İngilizce Silver. Silver. Aqua Silver. Benim İngilizce yaptığım bir şey. Baksana anlatıyor. Şey koydum altına. Sadık Bey'i aradım bakmadan. Duymamıştır. Ercan dayımı aradım. O dayımın işlerini yapan kişi de Konya'ya taşınmış. Başka şey de yapabilirsin. Ne? Şimdi hani makineye çekmek lazım tabii ki de. Şimdi makinenin sıcak suyu şu hortumu yok mu? He. Bunu kullanmıyorsun. Hortumu devreye sokabilirsin. Bu hortumu iptal etti. Bu içindeki çoğaltası. Hortumda sıkıntı yok ki. Musluğunda sıkıntı var. Musluğun ana böyle içinde şöyle yuvarlak bir aksam oluyor. Metal. Onun değişmesi gerekiyormuş. Hani şeyse dedim, lastiği gittiyse, contası gittiyse contasını ben kendim değiştiriyorum musluğu. Değiştiririm, yok dedim. Orta göbeği değişecek dedi. Hani bu şimdiki 3 saat sonra duracak. Ama bir açıp kapattın mı bir sürü atmaya devam ediyor. Ama siz bunu açıp kapatmak zorundasınız. Bir de bir yere gidecek olursanız dedi, hani 4-5 günlüğüne o musluğu kapatın öyle gidin dedi. Şimdilik altına onu koydum. Şunları yerleştirdim şimdilik. Dedim hani Sadık abi ulaşabilirsem, çağırsam nasıl olsa geriye boşaltacağım. Şunlar zaten dolabın içine sebze koymak için olanlara ayırdım. Plastikleri de dedim oraya, onun üstüne de koyabilirsiniz dedim. Şimdi işte şu çekmeceleri boşaltıyorum. Bir oraya ne var ne yok her şeyi çıkardım. Meğer abla işlerim bitti tamam dedi. Her şeyi bitirdim artık. Sadece bir yarın bugünden için bir yerleri silerim. Daha sürürüm. Bitmez yani. Ben kapattım. Yarın da dolap gelecek. Bunlar falan hepsini çıkardım cikledim. Servis geliyor mu? Yarın öğleden sonra. Hadi ha geliyor mu servis? Hı. Aa çok sevindim. Daha? Ara şey aramıştık ya merkezi. Buradaki servise daha düşmemiş şey. Ana merkezden düşmemiş. Ana merkezden daha düşmemiş. Daha ana merkezden buraya düşecek. Ondan sonra değerlendirmeye alacaklarmış. Belgin de aramış. Demiş ki yazın ortasında rezillik yaşıyoruz demiş. Buzda oldu canım bu sonuç. 10 gün oldu demiş. Aynen. Gelmediniz, halledin demiş. Sağ olsun dedi, Nazlı Hanım dedi, ilgilendi dedi Belgin. Yarın öğleden sonra da araya sıkıştıracaklar, gelip takacaklar dedi. Taksınlar canım, buzdolabı olanı diğer ablanın dediği gibi 10 gün oldu herhalde rahat bir şekilde. Bir haftayı geçti. Onu bile şimdi 10 gün dedim ama hala buzdolabı orada bekliyor. Buzdolabı geldi bir 10 gün şey, bir haftadan beri. Bir haftaya geçti. Pazartesi gün servisi yazdırmıştım. Biz Hakan'ın gösterisindeyken gelmişti ya dolap. Cuma mıydı, cumartesi miydi? Cumartesi. Yani cumartesi geldi dolap. Biz cumartesi pazar kapalı diye ben pazartesi yazdırdıydım servisi. Evet. Tam bak bir hafta oldu servis yazdıralım. Evet makine geldi de buzdolabı geldi de zaten bir hemen hemen 8 gün oldu. 9 gün oldu yani. 9 günden beri şey buzdolabı şeyde koridor odasında bekliyor. Dayımı aradım dedim adam ayarlayalım. Belki ayarlayacaksak dedim. O da diyor ki şimdi hani o dolap hani orada duruyor bir iki gün dayıcım bir iki gün beklemek değil dedim. O dolap oradan çıkmadan ben buradan çıkardım bu dolabı nereye koyacağım dedi. Tam böyle bir var ya şey oldu. Karmaşa oldu. Orayı yapıyorum orası tekrar oluyor. Orası tekrar oluyor. Çıkamadım işin içinden. Hadi dedim şu şey çekmeceleri dedim boşaltayım düzenleyeyim de dedim. Mutfağa girmişken. Onları aradım. İşte şeyleri mutfak havlularını bir kısmını attım yıkayayım. Çıkardım hani yıkayayım yerleştireyim öyle dedim. Kaldırayım hepsini dedim. Bir girdim çıkamadım. Cebelleşip duruyorum öyle. Ay Allah kolaylık versin. Bunlar sen bunların şeyinde bunlar geldi. Açtım merak ettim. Evet. Karma gelmiş Nehir ablacığım söyledi de sizde var ya çeviriyorum şey gibi. Dönme dolap gibi sürekli. Ay artık ne olur kusura bakmayın. Her şey bir yana. Şunu da dediğin gibi kavanoza koyayım da. Kimdi bunu gönderen arkadaş? Merve Hanım. Merve telefonlaşmışsınız Hanım. Siz. Ya evet biz telefonlaştık. Bak gerçekten hani burada insanlar kendi üzerine alınmasın yani şey olmasın ama hani bazen tabii ki de bizlerle buluşmak isteyen, bizlerle çalışmak isteyen, bizleri sevdiğin arkadaşlarımız oluyor. O anda biz bazen müsait olamıyoruz.
Müsait olduğumuz zamanlar da var. Geçenlerde Tülin ablayla buluştuk. Evet. O zaman bir müsaitliğimiz oldu. Bir saat içerisinde. Dedik mesela. Bir saat demiştik. Bir saat. Saat 11:30-12'ydi geldiğimizde. Ha, bazen inanın ki hiç olmuyor. Hani bunu kendi üzerinize hiçbir şekilde alınmayın. Hani veyahut da bizimle görüşmek istemiyor da bizi görmek istemiyor. Gerçekten bazen yani. Hiç ama hiç vaktimiz olmuyor. Neydi ismi? Merve. Ay benim böyle isim hafızası gerçekten çok kötü, kusura bakmayın, özür dilerim. Merveciğim buraya geldiği zaman bizim boya badana işlerimiz vardı. Boya badana işlerine inanın ki o zamanlar hiçbir şekilde kafamızı kaldıramadık, kıpırdayamadık. Ama bizleri sağ olsun kendisi utandırdı diye açık bir net bir şekilde söyleyeyim. Bizlere hediye göndermiş kendisi. Evet biz kendiyle görüştüydük. Görüşmedik değil. Telefonla açtık ama gel, inan ki kısmet olmadı Meryem abla. Annem dedi ki kargo dedi, ne kargosu? Sen de dedin ki ben bir kargo geldim. Dedim ki ne kargosu? Ben kargo vermedim. Ben de aynı şekilde. Belki ne dedim, kargo vermiş olsa bana söylerdin yani abla, kargo gelecek. Evet. Aklında olsun diye. Şunları alayım da otur şuraya. Ya oturmayacağım. Bu İsmail'in Cime'ye göndermiş olduğum şey. İsmail'in adına ben açıyorum. Hani ben de etiketimi ayırdım, saklayacağım. Seninkine bakabilir miyim? Açtın mı sen? Ben açtım. Bakabilir miyim benim? Onu diyorum. Ay fincanları çok güzel. Kahve fincan seti. Merve Hanım gerçekten çok şık değil mi? Çok şık. Çok şık. Neyran da çok da güzelmiş. Bir tane hadi, de çok şey, şık vücut. Bir kahve yaparsın artık. Tabii yeni fincanlar nasıl içeceğiz? Bak ondan yıkadım zaten. Teşekkürler. Hadi şimdi bir kahve yap da içelim. Hiç olmazsa hep sana bir yorgunluk kahvesi olsun. Ben bir kaçacağım belki. Evi bırakacağım. Evi sen herhalde iyice derneği toparladıktan sonra bırakacaksın gibi geliyor. Yani şey değil. Hani insanlar bizleri de yanlış anlamasın. Biz hiç kimsenin hiçbir zaman hiçbir şey talep etmedik. Gerçekten etmem de etmiyorum. Merve Hanım bana yazdığı zaman Merve Hanım hiç gerek yok dedim, evet. Ama ben dedi aldım oraya kadar getirdim. İşte ama içmedi, silmedi dedi. Ne olur dedi, hani en azından adresinize göndersem yanlış anlamayın beni dedi. Çok istiyorum dedi. Öyle deyince artık. Hani gerçekten bir insanlardan bir şeyler talep ediyormuş gibi, hani hediye kabul ediyormuş gibi gözüküyoruz ama öyle bir şey kesinlikle hiç kimseden bu zamana kadar. Hiçbir şey kabul etmedik. Kendi işlerinden geldikleri zaman gelinen ki gönderiyorlar. Bu bizi kırmak da istemiyoruz. Puzzle bu. Ay İsmail puzzle'ları çok sever Neyran. Evet tamam. Kız şimdi arabayı park ettim. Allah'ım. Araba maketi mi? Araba puzzle'a. Hayır ilk önce ben bunu bu şekilde baktığım zaman Neyran da şey zannettim. Bir maske. Resmi gibi gördüm. Ben de öyle zannettim, odasının başına sarsın diyecekti. Karanlık şimdi, koyu bir resim olduğu için ben bunu başta bir maske olarak görüyorum. Ondan sonra şimdi fark ettim arabayı. Aa, İsmail puzzle'lara bayılır. Aynen bak bu puzzle şimdi ev teyzesine gidecek ya, bugün yapamaz. Geldiği zaman yapar. Merve ablası. Geldiği zaman yaptığında da ben bunu böyle komple kapatırım. Ya streçlerim ya da bir şekilde nasıl kapatırsam ya da yapıştırırım. Puzzle tutkalları var ya. Bende var kızım tutkalar. Odasını asarım diğer abla. Rengi de çok güzel. Rengi de onların evet, odasını uyuyor. Evet. Evet. Çok ama çok teşekkür ederim. Şu halkancığı mı? Aman. Bugün zeytine gittik ya. Meyve suyunu içiyordu, döktü. Bir anda sıkıcı taşlı geldi. Sevmiyor biliyorsun diğer abla. Bıçaklayayım mı? Yok. Almış zaten bıçak. Bu hafta inşallah verdiğim kahve makinesini götürelim. İnşallah. İnanılmaz bir ses yaptım ya Rabbim kahve makinesini. Onu da su girişlerine sıkıntılar. Evet. Su çıkışları. Onu kısımımızda soracağım. Bunların temizleyicileri satılıyormuş. Soralım. Anne. Koy bacım her yer. Bunlar zaten hepsi. Yapmıyorum. Atılacak olanları bak oraya koydum. Akşamüstü dedim inerim. Şu da Hakan'ın olup, şunu da alayım şöyle. Aa, şey, kurbağaylı. Şey, Hakan'ın sıkılmadan oynayabileceği bir oyun. Size şöyle göstereyim, sizler de çok görmüyorsunuz. Şu anda bunu ben çözemedim. Şu, muhtemelen. Hayır, o alt bence Neyim ablacık, bak. Şu. Ha, bu buraya takılıyor. Evet. Şunu da masaya koy istersen şuraya.
Burada yazıyormuş. Muhteşem. İngilizce. Bak şu şekilde. Şey olmaz. Zarla atıyorsun Nera ablacığım. Bu zarla ilerliyor. Çünkü içinde zarı da var. Kurbağalar. Merveciğim sen bu oyunu bize şu İngilizce şeyini biliyorsan. Bizim İngilizcemiz o kadar süper ki. Hiçbir şey anlamadım. Sen bunu çözüp de bana Instagram'dan, DM'den yazarsan sevinirim. Ama arkada sıkılmadan oynayabileceği bir oyuncak. Ben de sıkılmadan oynayabilirim. Dur Nera abla takamadı ama. Şu şuranın. Tamam oranın. Evet onu çözdük bir. Evet. Şimdi şunu çözüyorsun lazım. Dur. Bunun üstüne gelecek. Hı hı. Dengede duracak yavrucuğum. Nihal abla. Bırak. Tamam. Şeyleri kurbağaları koyarken dengede duracak. Evet. O. Denge oyunu bu. Düşler hem, kaybedecek. Evet. Bence bu hem, tabii anladığım kadarıyla hem denge oyunu hem de sabır oyunu bu. Düşüren kaybedecek. Evet. Sen oturup oynayalım değil mi? Oynayalım. Valla güzel olur. Abi. Vaktimiz sen... olursa ben bu ara vakit bulursam. Oynayalım. Oynayalım. Şurada koyayım da. Bergin ablacığım ne demiş? Şurada benim isim şey. Bak bunların üstüne de benimkinde morluk pembeliydi. Seninkinde turuncu pembeli. Pembe yapmış. Üstüne de yazmış. Güzelim ne gelir? Hafif olunca kesin dedim bunlar kahve fincanı. Benimki kahve fincanı değil yani. Evet. Benimki pasta servis tabağı. Muhtemelen. Şunu açayım. Ay Nihal abla her yerine dağıttım. Zaten çok topluydu. Ay evet pasta servis tabağı çok şık. Ve mutfak şeyinle dolaplarında çok evet, uyumlu. Mutfak dolaplarında çok uyumlu. Mürdüm rengi üstü. Ay çok tatlı şu an Nihal abla. Küçük olması da çok güzel biliyor musun? Minik. Kurabiyeler de olur. Küçük kurabiyeler, şeker de olabilir. Hiç olmazsa tabii, şeylik atıştırılır ama çok güzelmiş. Çok baba çok teşekkür ederim gerçekten. Allah razı olsun. Bir de şu şey var. Bir de bunun imdanı var. Buna bir... Aldım bir açmadan önce bir bakayım dedim ama... Kapağı içinde kaldı. Neyse kapağını alırım şimdi içinde. Ama yalnız Bargello mu? Bargello'nun şeyler çok zor ama olabilir. Yapıştı bana. Aynı mı? Değil galiba, renk farklı. Ay çok güzel kokuyor yalnız. Evet kokusu çok güzel, farklı. Soft, floral. Laura Noir, oriental. Oriental. Kendine sık. Ya da şuraya. Tam benim sevdiğim koku. Aa, şirinleri alsa evet, ancak bu kadar şey olurdu. Çok güzel yer aldı kokusu. Şeker var, benimkisi de çok güzel. Evet. Ay baksana bu durdukça şu an güzel. Kokular karıştı burada. Ama çok güzel. Merveciğim sana tekrardan çok ama çok 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 teşekkür ederiz hayatım. Evet. Mesele bereket. Dediğim gibi inan ki bizi utandırdın. Kusura da bakma tekrardan buradan senden özür diliyorum. Ben hani o zaman inan ki hiç vaktimiz olmadı, şeyimiz olmadı. Bir türlü buluşamadık. Yani gönül ister ki gerçekten buluşmak. İnşallah bir dahaki sefere. Şimdi Alanya'da tatil yapan bir arkadaşımız var Nihal ablacığım. Bugünden için tekrardan bir haberleşelim dedim. Eğer bugün onunla tekrardan bir haberleşirse şayet kendisi herhalde bilmiyorum nereden geldi. Belki yurt dışından gelmiş olabilir ama. Yarın inşallah bir ayarlayabilirsek yarın onunla bir çarşıda bir yerde buluşup çay kahve içeceğiz. İstersen sen de gelebilirsin. İşte bak bazen ayarlayamıyoruz. Saat işte, şey ben yarın servis gelecekken. Evet saat önemli. Neyse bir yarın olsun bir haberleşelim zaten biz kendisine de. Bugün için tekrardan görüşecektik Instagram'da. Yeni fincanlarımızı. Teşekkürler. Şimdi oturuyorum. Nereye gidelim? Anneanneye gidelim. Ama anneanne gidelim. Tamam anneanneye gidelim ama ilk önce eve gidelim.
İsmail abiyle Ecrin abla evdeyken onları bir yakalayalım. Gel bakayım bir tutalım mı? Fatih abi yoldaymış. Aşırı trafik var dedi. Yarım saat 40 dakikaya da bulabilir gelin dedi. Trafiğe belli bağlı zaten bu iş dedi. Belki ben Hakan'ı alıp eve gitmeden İsmail ile Ecrin çıkmış olabilir. Ay yakalayabilirsek ne mutlu ama ben çıkmadan her ikisiyle de zaten vedalaştım arkadaşlar. Hadi kuşum. Hadi hızlı gidelim. İsmail Ecrin'i yakalayalım hadi. Bu parkımızı gösterdikten sonra çoğu arkadaş bana yazmışlar. Belge şikayet etmediği sürece hiçbir şekilde işlem yapmazlar diye. Evet arkadaşlar ben gerekli yerlere gerekli şikayetlerimi bulundum. Söyledim inşallah el atarlar diye umut ediyorum inanın ki. Mende. Evet. Ebu teyze alalım. Evet alalım. Tamam. Bir defa. Sen de Ebu teyze arar mı? Arayalım anneciğim. Evet arayalım. Arayalım hayatım. Nerelerde gölge var oralardan gidiyoruz ya. Saat 6'ya çeyrek var ama sıcak hiçbir şekilde etkisini kaybetmemiş. Dur bekle bekelim. Bekle bekelim dedim ya. Çok mu yoruldun? Abi gitmemiş bak. Yetiştik abiye. İsmail Ecrin'e yetiştik hadi. Hoş geldin. Kim gelmiş? Ecrin. Kim gelmiş annem? Dur bir kendine gelemedi. Sarılsana Ecrin'e. Gel. Hadi bir ablaya bir sarıl. Ecrin de birazcık hırçın sever teyzem. Sana gel. Dur, ortaya oturacak o. Size yetişeceğiz diye koşa koşa geldik. Bana bak. Bir fotoğrafınızı alayım baksın böyle bak. İsocu ama İso değil. Hakan bana bak. Dur. Yeter neyse. Hakan kim gelmiş? Kim gelmiş anne? Hayır biz gitmek yok. Gitmek yok. Ecrin sen gitmiyorsun. Gitmek yok. Kimse bir yere gitmiyor ki zaten canım. Gitmeyeceğim mi? Gitmeyecek. Tamam. Gitmeyeceksin Ecrin lütfen. Dur kumandayla dur abin bak abinde kumanda bak. Bak korkuya bağlı. Hala gitmiyor mu bu ya? Bilmiyorum gitmiyor mu? Bak. Hadi. Gel Hakan otur buraya. Hadi beraber yapalım. İnşallah yarına çıkar. Sağ olun kardeşler en mutlu. Evet. Bakalım. Beğendin mi sürprizini Hakan? Evet.
Anne abla. Siyah sürprizi. Beyaz araba. Siyah değil o, beyaz araba bak. Zor da olsa onun üzerine gidiyor. Birazcık kalk, şey arkadan şey yapman lazım, destek vermen lazım. Tamam. Haydi siz bir markete gidin gelin. Tamam mı? Hakan biz markete gidip sana oyuncak alacağız. Tamam mı? Araba alalım mı? Nereden markete gideceğim? Sen markete gitme şimdi. Biz sana sürpriz bir şeyler alacağız. Markete gitmeyecek mi? Ben gideceğim. O markete senin gidecek gelecek. Sana bir şeyler alacağım. Allah, işin en zor kısmı zaten bu. Değil mi anneciğim? Seni markete gitmiyor. Bak ben sana ne diyeceğim Hakan. Ne? Dondurma ister misin? Yine ayakkabılarını al istersen. Orada işte görüyor musun? Gideceğim markete. Hadi biz de dondurma alıp gelelim. Tamam. Sen hangi dondurma istiyorsun? Söyle bana. İşin en sevmediğim ve en zor kısmı bu. Hayır bak. Dur dur, sen bırak teyzeciğim, ben onu alırım şimdi, bekle dur. Tut bakayım araba. Elini tut. Araba anne. Araba. Araba. Hadi. Ben de seni, ben de seni seviyorum. Hadi. Gel, ben seni götüreceğim. Gel aşkım. Tamam annem. Ben kapıyı kapatma. Tamam, kapatmıyorum kapıyı ben. Kapatmayacağım. Tamam bak, kapıyı kapat. Ben çekiyorum. Tamam, İsmail Eycim gelecek işte. Ay burnumu. Seni seviyorum. Tamam bak, kapıyı kapatmıyoruz. Tamam, kapıyı kapatmıyoruz. Evet ama evet. Kapıyı kapatmıyoruz. Kapatmıyoruz. Evet. Bay bay istemiyorum. Bay bay istemiyoruz. Bay bay istemiyoruz. Bay bay yapma. Akşam geleyim mi ben diyor. Ben geleyim mi diyor. Gelsin mi? Gelsin mi? Ama mutfağa çıkamıyoruz. Tamam, mutfağa çıkamıyoruz. Bak hadi. Balkondan çıkıyoruz biz. Tamam hadi bay bay de bakayım şimdi Fatih'e bir. Geleceğim. Bırma. Hadi. Hadi bir öpücük at bakayım bir Fatih. Bir öpücük at bakayım anneciğim. Bana hadi görüşürüz Fatih abi. Hadi hayır Fatih abi, görüşürüz. İstemem. Fatih markete gidecek. Evet. İsmail de markete gidecek. Ecrim. Markete gidecek. Evet, hepsi markete gidecek anneciğim. Fatih Mikros'a gidecek. Fatih Mikros'a gidecek, evet. İsmail Mikros'a gidecek. Bime gitsin İsmail, olur mu? Bime gitsin mi? İsmail Mikros'a gidecek. Tamam, İsmail de Mikros'a gitsin, evet. İcrim Mikros'a gitsin. İcrim de Mikros'a gitsin. Hadi biz de ablalara hoşça kal diyelim mi buradan beraber, hadi. Bir hoşça kal diyelim arkadaşlar. Öpücük at ama, bir öpücük at. Bay bay. Evet arkadaşlar, ben de sizlerle artık yavaş yavaş izninizi isteyeyim, kaçayım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İşim var ya, en kötü kısmı biliyor musunuz? İsmail evet köye gitmek istiyor, gitmek de haklı zaten, çocuğun da hakkı var zaten, koca bir sene okula gitti, geldi, ders çalıştı etti derken, şimdi tatil tabii ki de onların da hakkı ama Hakan'cığım abisinden çok fazla ayrılmak istemiyor açıkçası. Ben de Hakan'ın adına üzülüyorum. Şuna bak. Size gelin. Tamam anneciğim, gelecek bebeğim, gelecek. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hadi bay bay de bakayım bir de anneciğim. Der misin? Biz seninle pasta almaya gidelim mi? Pasta ister misin sen? Evet. Hadi biz seninle pasta alıp da gelelim. Hadi iyi ki doğdun, yapalım biz seninle. Tamam hadi dur, geliyorum, bekle. Biz Mikros'a gideceğiz. Mikros'a gitmeyeceğiz. Samanyolu'na gideceğiz pasta almaya. Tamam mı?
Samanyolu'na gidelim mi? Evet gidelim. Dur şu ocağımızın altını kapatalım da öyle gidelim.